Ekliyoruz, ekliyoruz. Oraya kadar vaktimizin yetip yetmeyeceğini bilmediği için şimdiden söylemek istedim. Tamam. Şimdi bunu ekledik geldik. Şurada bir sıkıntı. Tam örtüyoruz. Şeyle tığla göstersene nerede sıkıntı. Şurada. Şöyle şu taraftan Tamam. göster. Heh. Şurada bir boşluk oluşur. Şöyle ifade edeyim. Şurası mesela hani. Bir üst sırayı Bir geçerken. dakika, bir dakika. Şurada Şimdi bir tekrar. boşluk oluşuyor diyor ki Oluşur. haklısın. Evet, onun için ne Oluşur. yapmamız gerekiyor? Onun için de ben şunu eklediğimi farz ediyorum alt sırayı. Tamam. Buraya ikinci başka bir motifi eklerken bunu aldım. Normalde burayı da alıyorum. Tığa doladım. Üçünü bir çekip kilitliyorum. Böylece burası biraz daha sağlam oluyor. Ondan sonra buradan eklemeye devam ediyorum. Ya Şimdi çok bu güzel aşağısı bilgiler var. bağlı Çok olmadığı güzel. için tabii. Şimdi Ülke Hanım, müsaade edin bir hani biz de yayından sonra bazen bir şeyleri koyamıyoruz. Toplantımız oluyor, yolda oluyoruz, telefon trafiği oluyor. Yarınki yayınla ilgili işte kendi özel şeylerimizle ilgili bir rahata erince, evine gidince, çocukları yatınca müsaade edin. Geçen defa öyle bir şey oldu. Çok sıkıştırdınız onu biliyorum. Koyacaktır, mutlaka koyacak ki çünkü çok güzel de hazırlık yapmış. Hepsini böyle başından başlayarak, anlatarak bir ders kitabı gibi ellerine sağlık. Hiç işi bilmeyen birine okutuyorum yazdıktan sonra. Bundan bir şey anladın mı? Okuduğunla bir şey yapabilir misin diye sorduğumda Ha. eğer evet diyorsa Evet. yayınlıyorum. Sevgili Ülkü, gel Ülkü. Hemen gelin arkadaşlar. Ekibimiz şimdi fotoğraf da paylaştık. Şöyle bizim ekip de Çok harika. güzel oldu. bereleri taktılar Ülkücüğümün hediyesi. Ekibimin de beraber. Evet ekibinle beraber tabii ki. Kızlar çok yakıştı. Bu Teşekkür 3 gün her şeyi güzel düşünürsek astrolojik şeyler geliyor, mesajlar size de gelmiştir. Bütün bir yılımız çok güzel bir astrolojik açıdaymışız. Neyse o ben anlamıyorum. Çok güzel geçecekmiş yılımız. Aynı öyle. Kötü bir şey düşünmeyin. Hep iyiye odaklanın. Sizin de yılınız güzel geçsin. Hepimizin ve ekranları başındaki izleyicilerimizin iyi düşün, iyi olsun günlerindeyiz. İyi düşünün, iyi olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gaz ve şişkinlik problemiyle mücadele edenler, tatlı krizlerinin önüne geçemeyenler, su içmeyi sevmeyenler, bu öneriler tam size göre. Beslenmede doğru bilinen yanlışlar neler? Sürdürülebilir diyet ve beslenme düzenine nasıl sahip olacağız? Sağlıklı kilo vermek için nelere dikkat etmeliyiz? Etkili önerileri ve tatlı krizleri için pratik tatlı topları tarifiyle diyetisyen Zeynep Pelin Genç az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet, Zeynep Pelin Genç burada. Diyetisyen kendisi. Sürdürülebilir diyet ve beslenme önerileriniz var bize. Hoş geldiniz Hoş bu arada. bulduk. Çok da güzel şeyler hazırlamışsınız. Evet. Bir tane çok güzel bir şey de var. Bir tarifi bize verecek onu. Ama hemen şuradan başlamak istiyorum Zeynep Hanım. Detoks diyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani sizin de etrafınızda muhakkak vardır tüm gününü salatayla geçiştirmeye çalışan ya da özellikle kabak diyeti, elma diyeti yapanlar. Birkaç günün sonunda, 3 günün sonunda vücutları artık buna dayanamıyor. Çünkü vücudumuzun öyle bir sistemi var ki çeşitli vitaminlere ve minerallere ihtiyaç duyuyorlar. Biz tek başına elmadan beslendiğimizde ya da kabaktan beslendiğimizde vücut bir yerden sonra amorti veriyor. Evet. Saç değiyor mu acaba Zeynep Hanım'ın Erkan? Bir sorun var mı? Tamam, teşekkür ederim. Sürdürülebilir diyet nedir? Şöyle, sürdürülebilir diyet kişinin günlük yaşantısında tükettiği besinleri tekrar porsiyon ölçüsünü ayarlayarak beslenme programına yansıtan bir diyet. Yani kişinin yemediği besinleri ekstra diyete yazarak "Aa, ben diyetteyim işte bunları yemeye mecburum" psikolojisinden çıkartmak istiyoruz. Ben zaten günlük yaşantımda da bunları tüketiyorum. Şimdi de bunları tüketeceğim. Sadece porsiyon ölçüleri az.
kafasıyla bakmasını istiyoruz ki çok bir sıkılganlık olmasın. Çünkü detoks diyetlerinde yaklaşık bir 3-4 gün sürdüğünde 1 kilo kayıpları, 2 kilo kayıpları oluyor. Ama bunları çok uzun vadede koruyamıyorlar. Sürdürülebilir diyet modelinde uzun vadede ideal kilosuna ulaştıklarında onu uzun vadede koruyabiliyorlar. Evet, galiba bu önemli bir şey. Evet. Kilo verme yöntemleri ve diyetler kişiye mi özel olmalı? Şöyle eskiden diyet yapmak böyle hazır yapraklar vardı. İşte 1000 kalorilik, 1200 kalorilik, 1600 kalorilik kopartıp verilirdi. Şimdi bireysel beslenme tedavisine gidiliyor. Yani kişinin kilosu, boyu, fiziksel aktivitesi, mesleğine kadar biz bunları öğreniyoruz. Bir de 3 günlük besin tüketim kaydı var. Kişinin yaşantısına bakıyoruz. Kaçta uyanıyor, kaçta uyuyor, ne, hangi saatlerde kan şekeri düşüyor diye ona göre bir beslenme programı hazırlanıyor. Bu diyeti başka bir kişi uyguladığında da o yüzden aynı verimi alamıyor. Evet, bu çok doğru bir şey aslında. Gerçekten zaman da çok değişti, farklılaştı. Herkesin hayatta koşturması var. Evet. Doğru bir yaklaşım. Başkasının uyguladığı diyeti yapmak yine aynı şekilde bir soru var. Ne kadar doğru? Yani şöyle, 3 günlük besin tüketimini alıyoruz hastanın. Bir de bunun yanında kan tahlillerini alıyoruz. Kişinin kolesterolü varsa ben ondan daha çok et köfteyi kısma taraftarıyım. Tereyağı, hayvansal kaynaklı yağları kısma taraftarıyım. Ama öbür tarafta kişinin eksikse bu değerleri aynı diyeti yaptığında onun sağlığını aslında olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü vücudumuzun da bir yağ ihtiyacı var. Ben kişiye yağdan kısıtlı vermişim. O da bunu yapınca onun yağ değerleri düşük, zaten daha da düşüyor. Yani vücudunu olumsuz etkiliyor. O yüzden yapmak doğru değil. Günlük porsiyonlarımızı nasıl ayarlamalıyız? Şimdi şöyle, bizim sürekli dediğimiz bir şey var. Yasaklı besin yok, porsiyon ölçüsü var. O yüzden tek tabak modelinden örnek vermek istiyorum. Öğünlerimizi genelde tek tabakta toplayalım. Büyük beyaz bir tabak aldığımızda bunun tam yarısını yeşillerle, ister çiğ sebze salatayla, ister pişmiş sebzelerle dolduralım. Ve yemeğin suyunu koymayalım. Zaten düz bir tabak, bütün yemekleri oraya toplayacağız. Suyunu bir daha almamıza gerek yok. Bu sayede yağdan kurtulmuş olduk. Yemeğin yağından, suyundan kurtulmuş olduk. Geriye kalan yarısını da ikiye bölüyoruz. 1/4'ünü protein kaynaklarını, ister kuru baklagil koyun, ister beyaz et koyun, ister kırmızı et koyun. O tamamen kişinin damak tadına bağlı. Geri kalan 1/4'üne de tahılları öneriyoruz. Burada beyaz ekmek olur, esmer ekmek olur, bulgur pilavı olur, makarna olur. Tamamen kişiye bağlı. Ama porsiyon ölçümüzü nasıl ayarladık? Sebzelerden yarısını aldık, 1/4'ünden protein aldık. Geri kalan 1/4'ünden de biz tahıl grubumuzdan kaynaklanmıştık. Bütün faydaları almış olduk. Evet. Sofralarımızı nasıl kurmalıyız? Hangi besinler, hangi ağırlıkta soframızda bulunmalı? Şöyle, bizim sürekli kullandığımız bir eski toprak deyimi var ya, sağlıklılar, onlardan bahsederiz hep. Büyüklerimiz eskiden sofralarında turşuları, yoğurtları, peynirleri eksik olmazmış. Bunları da evde kendileri yaparlarmış, sirkelerine kadar. Biz bunları baz almalıyız. Yani biz şu ara tutturmuşuz, moda olmuş chia, kinoa, işte protein barları, bunlarla beslenelim diye. Hiç gerek yok. Evet, yapanlara yapmayın demem, güzeldir, devam etsinler. Ama eğer damak tadınıza uymuyorsa, lezzetli gelmiyorsa bunların üstüne gitmeye hiç gerek yok. Çünkü ev yoğurdu, evde yaptığınız ev yoğurdu karın yağlarına etki eden bir besin. Aynı kefir de öyle. Sindirim sistemimizi çalıştıran bir kaynak. Yine evde yaptığımız kefir. Ev yapımı sirke yağları etki eden bir madde yine. Daha çok evde yaptığımız besinleri sofralarımızda tutmalıyız. Turşu da öyle. Çok probiyotik bir besin. Bunları sofralarımızdan eksik etmeyelim. Evet. Beslenmemizde baharatların yeri ne olmalı? Şöyle, eğer bir sindirim problemimiz yoksa, yani reflümüz, gastritimiz, ülser gibi problemimiz yoksa, ben hiç elimizi korkak alıştırmama taraftarıyım. Bu yemeğimizden, suyumuzdan, yoğurdumuza kadar kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse pul biber biz çok severiz. Çünkü pul biberin içinde bir madde var. Bu madde de kapsaisin maddesi. Yani yağların yakımını etkileyen bir madde. Bu da metabolizmayı hızlandırır. Aynı şey zencefil için geçerli. Zencefil hem metabolizmayı hızlandırır hem de sindirimi, hazmı kolaylaştırır. Onun dışında çubuk tarçın kan şekerini regüle eder. Keza karanfil öyle. Karanfil ödem atıcı bir baharattır. Bunları çoğunlukla sularımıza, yoğurtlarımıza, yemeklerimize katabiliriz.